Bir başka konu, Sayın Başkan ve yönetimi sadece tarihsel konuda değil, edebiyat yönünde çok ağır bir sistemde devam ettiler. 2016 ve 2017 yıllarında, isim vermemde sıkıntı yok çünkü Kayseri değil diyebiliyorum firmayı, Acar Basan Dağıtım'dan 7 seferde kitaplar dağıtıldı. Kitapların biri burada. Birazdan da içeriğinde bir sorun var, onu anlatacağım. Şimdi 1200 tane sanayicimizin olduğu bir yerde 7 sefer basın dağıtım yapıldıysa bu 10.000 civarında olur. Hadi diyelim 2000 tane de dağıtalım, 12.000. Tam 30.000 adet kitap basılmış. İddia ediliyor. Basılıp basılmadığını bilmiyoruz. Çünkü bu kitapların nereye dağıtıldığını da bilmiyoruz. Ve bu kitaplar karşılığında 287.000 dolar para ödenmiş. Arkadaşlar, bu para bizim paramız. Bu para Sayın Nursaçan'ın şahsi parası değil. Sayın Nursaçan edebiyat dersi yapacaksa bunu başka mecralarda yapması gerekiyor. Yani buradaki kişilerin kendi şahsi hobilerinin bu şekilde yönetilmesine biz oluşum olarak karşı çıkıyoruz. Bizim sorunumuz kesinlikle Sayın Nursaçan'la veya şahıslarla değil. Biz buna izin veren yönetimin de karşısındayız. Ben yönetimdeki arkadaşları birkaç defa uyardım. Biz yüzde de konuşuyoruz, şey değil yani, düşman değiliz kimseyle. Ama maalesef bir sonuç alamadık. Yani buna yapan da, bu israfları yapan da, buna izin veren de hem Allah katında hem sanayici vicdanında suçlu duruma düşecektir. Bunu tekrar ekleyelim. Bu kitaplardan bir tanesi aslında güzel bir çalışma. Bu kitabı desteklerim. OSB'nin 40 yılı diye bir kitap dağıtıldı. Bana ulaştı. Bazı arkadaşlarımız ulaşmamış. Çok enteresan isimler yok burada. Var demeyeceğim. Yok. Biri rahmetli olduğu için anmak istiyorum. Rahmetli Mustafa Felekoğlu. Bu OSB'nin kurucularının en başına gelen rahmetli Mustafa amca maddi krizden dolayı fabrikalarını satıp borçsuz olarak bu dünyadan ebediyete intikal etti. Bu kişinin bu kitapta olmayıp da OSB ile alakası olmayan sivil toplum kuruluşu başkanlarının resimlerinin olmasını, bu kitabın ne kadar özensiz, ne kadar tarafsız yayınlandığının bir örneğidir. Ayrıca isim vermesini istemediğim 8 tane 40 yıllık sanayi şirketinin hiçbir adı burada geçmiyor. Ama burada bir yıldır şeş kaza işlem yapmış, sanayici bile olmayan, sadece alsat üstüne uğraşan, ki OSB alsatçılarla iş olmaz, sadece üretim yapılan tesislerdir. O isimden olup da 40 yıllık sanayicimizin bu kitapta yer almamasını ben şu an için sadece kınamakla kalmak istiyorum. Çünkü çok daha ağır sözler söyleyebilirim. Bu sanayinin altında herkesin de alın teri var. Emeği geçen herkese de, Sayın Nursaçan abla dahil olmak üzere hepsine de bu konuda yaptıkları bütün iyi işler için teşekkür ediyorum. Kitap konusundan sonra ya şöyle söyleyeyim, Sayın Başkan ve yönetim de demek zorundayım. Çünkü bunlar bir grup halinde çalışacaklar. Şahıslar hiçbir zaman işlem yapamazlar. Yani tesbih merakları, yani böyle herkesin şahsi bir koleksiyon meraklarının giderildiği bir merkeze dönmüş bizim organize sanayi bölgesi. Yani şaşırıyorum ben bazen bunları okuduğum zaman, yani cidden rapor, hani tenkit diyorsunuz ama bu tenkit değil, dalga geçmek bence sanayiciyle. Burası OSB sanayiden çıkmış, burası sanayiden başka her işi yapar olmuş. Yani benim 70 bin alıp gümüş tespitte ne işim var arkadaşlar? Sanayicinin bunda ne işi var? Ben bunun nereye alındığını biliyorum. Ulaşılamadığını da biliyorum. Yani bunun, peki bu alımlar yapılırken hangi sanayicimize sordunuz? Bakın elinizde WhatsApp hattı var. Bir tuşla tüm sanayiciye ulaşıyorsunuz. Deyin ki böyle bir oluşum için böyle bir hediye almak istiyoruz. Alın onayınızı veya genel kurullara sunun. Aldıktan sonra genel kurul onayını almak sanayiciye hakarettir. Genel kuruldan bütçe onaylanır. O bütçe doğrultusunda gidersiniz. Ama bu yönetim bütçeyi en sona harcamadan sonra bütçeyi harcamaya öldürüyoruz. Ondan sonra diyoruz ki biz bu organizeyi iyi yönetiyoruz. Daha neler anlatacağım ama ciddi olarak söylüyorum, organize yönetilemiyor şu an. Burada temsil olarak tabii ki oda başkanları belirli düğünlere ve derneklere katılıyorlar. Ben şu an biliyorum ki bir başkanımla da konuştum bunu. Bu başkanlarımızın çoğu bu düğünlere götürdükleri hediyeleri kendi bütçelerinden karşılıyor. Ve bundan dolayı da kimse bir şikayet etmiyor. Ama biz baktık ki OSB bölgesinde düğünlere takılan altınlar OSB kasasından ödenmiş. Biz bunun şahsına gittiğiniz düğün mü ve hiçbir kayıt yok. Yani şu düğünde şu kişiye takılmış diye bir kayıt yok. Varsa açıklasınlar. Ben ulaşamadım. Yani birazdan da göstereceğim slaytlarda 12 tane soru verdim. Cevabı da birazdan sizinle paylaşacağım. Yani bu tür harcamaların vebal altında olan bir kurumlarda, yani burada 1200 kişinin parasının bu şekilde harcanmasına karşıyız biz. Yoksa yani biz her şeye karşıyız diyen bir grup değiliz. Diğer bir konumuz,
Müsrifliğin son noktası, onunla da slide isteyeceğim. Makam odası. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde memleketimizin, yani şehrimizin en büyük mülki amiri olan Vali Bey'in odasının bile metrekaresi belirtilmiştir. 96 metrekareyi geçemez denmektedir. Bizim OSB sanayi bölge odamızın, makam odamız 406 metrekare. Yani şimdi bunun neresine ben itiraz etmeyeyim? Bir oda tefrişi şu anki değerlerle sadece 350 bin dolar. Valla bizim sanayicimizin, bizim isyanımız şu. Biz orta ve ortanın altı gibi ortalamalarda idari binada çalışan sanayicileriz. Yani bizim böyle İstanbul'daki holdingler gibi binalarımız yok. Bundan dolayı bizi temsil edenlerin de bize uygun şekilde tesir edilmesi lazım. Tabii ki temsil edenlerimiz önemli. Ama biz bunu içimize sindiremiyoruz. Biz burada dişimizden tırnağımızdan artırıp biriktirdiğimiz paraların bu şekilde gösterişe ve şatafata harcanmasına karşıyız. Bir televizyon düşünün. Büyük makamlarda sadece altılı birleşim olan bir televizyonun bizim olsamızda dokuzlu birleşim olduğunu ve değerinin 1 milyon lira olduğunu söylüyorum şu an. 125 bin dolar. Eğer Sayın Başkan kendi fabrikasında bu televizyonu kullanıyorsa biz bu harcamaya kabul ediyoruz. Ancak bizim paramızla kendisinin yapamayacağı bir yaşam yaşamak istiyorsa biz buna karşıyız. Ve bizim talebimiz bu odalara harcanan 350 bin dolar tefriş, kendi odası için daha organizenin diğer binadan bahsetmiyorum. Ve 125 bin dolar televizyonun kendisi tarafından tekrar hep böyle sıkıştığında ben alırım diyor ya, alınmasını yine geri kalanın kendini tercihine bırakılmasını yönetim olarak alınmasını talep ediyoruz kendilerinden. Ayrıca burada tefriş giderleri, teftiş raporlarında bir nokta var. Fetişler şunu yazmışlar. Demişler ki biz burayı demişler incelemedik. Temsil giderlerinin acilen muhasebesi olarak incelenmesi gerekiyor. Hatta birazdan o slaytı da koyarsanız o teftiş raporunda. Yani diyor ki teftişler, benim burada bir şeyler gördüm ama ben muhasebesel olarak şey değilim, yetkin biri değilim. Ben makine mühendisiyim veya çevre mühendisiyim. Buraya acilen mühendis müfettişler gelsin diyor. Bakın orada da raporunda yazıyor. Daha biz diyoruz ki bu raporda sadece tenkit var. Ne tenkit? Adam müfettiş arıyor. Burada sorun var diyor. Bunun neyini savunacaksınız? Yani eğer başkan bunları böyle mevcut yönetim diyorsa ki biz alınacak, çağıralım o zaman bakanlıktan müfettiş. Öyle bağımsız denetçi değil. Devlet görevlerini çağıralım. Muhasebe olarak incelensin organize. Biz de bundan sonra konuşmayalım. Onlar da işlerine devam etsin eğer doğru çıkacaklarsa. Ama burada bazı şeyleri üstünü kapatmaya çalışıp da sanayimizin parasının, bakın çaldılar hırsızlar demiyorum, bu seviyede müsrif harcanmasının önüne geçmezsek neler olacağını biraz sonraki maddelerde anlatacağım nereye geldiğimizi.